Ben hayatta bırakmam el öpmeyi. En sevdiğim şey. Peki sen el öptürüyor musun? Tartışmasız. Hayır. Aa. Peki bu sevdiğin bir şeyi niye sürdürmüyorsun? Neden o tadı başkalarından? Öptürüyor musun? Nazar boncuğuna ne diyorsun? Gömleğimin içinde boydan boya iki sıra var. Bence şöyle bir şey var, yeni gelenek. Tuvalete kadar kadına eşlik et, böyle bir gelenek. Adres belli. Yani benim tahminim ki Gökhan orada da yardım ediyor. Düğünde hiç tanımadığın komşunun annesinin elini niye öpüyorsun ne ya? Olacak? Koray seni var ya öyle bir son bekliyor ki. Nasıl o düğünde son? Ben de olmak istiyorum. Sen var ya bateri davulcunun bile elini öpeceksin. O günü göreceğim. Su küçüğün, sofra büyüğün. İsmail ne demek bu? Çok güzel. Şahane. Söz büyüğün. Çok güzel. Hayır, sofra. Su küçüğün, söz büyüğün. Ne susu lan? Her programda bu cahil güveler takımı karşısında... Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Yanlış. 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 Ya, Ali Püskülloğlu'nun... Ben kuşak öğretmenleri gibi buraya sıyandım. Çok hızlı konuyu değiştirelim. Süremiz çok daraldı İsmail. Yönetmenim uyarıyor. Hanımefendiler, beyefendiler, Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz! Bravo! Büyükelçi, büyükelçi! Sanat, sanat için midir? Evet, sanat, sanat için midir? Bence yoksa... sanat, sanatçı içindir abi. Para evet. Kazansın diye herhalde. Bence de doğru. Para hemen programın başında sıcağı sıcağına... Sanat gerçekten sanatçının kendisi içindir. Eğer birisine yalakalık olsun diye... sanatını değiştiriyorsa düşünmesi bile fikrini değiştirmesi düşünmesi bile benim için kabul edilemez. Evet sevgili dostlar bugün yepyeni bir programda sizle beraberiz. Yine Gökhan, Koray, Candaş ve İsmail bizle beraber ve diğer dostlarımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Bugün çok ilginç bir konu bunu İsmail buldu. Heyecan içinde gece 2:30'da bana mesaj attı. Abi buldum buldum evraka dedi. İsmail biraz gelenekçi olduğu için ona seveceği bir şey tabii bulmuş. Konu şu, gelenek ve göreneklerinin hepsine sahip çıkmak gerekir mi? Yoksa bazı adet ve gelenek görenekler artık önemini yitirdi mi? Abi bu kurban kestikten sonra benim çocukluğumda olurdu, bana yaparlardı. Kurbanın kanını çocuğun alnına sürmek. Evet. Adakta olur o. Adakta dek neyse abi. Evet. Ya bunun mesela kaybolması lazım abi. Eğer yapıyorlarsa... Ne zararı var sana? Abi... Yani psikolojik zaten olarak... Zaten bir kere hayvan kesiyor. Travma mı yaratıyor? Çocukların orada olmaması lazım. Doğru söylüyorsun. İkincisi sımsıcak kan akıyor. Alıyorsun çocuğun kafasına sürüyorsun. Evet. Bu kız isteme töreninde kahvenin içine tuz atıyorlar ya. Evet. Evet. Şimdi onu artık saçmalama noktası. Bak öyle abi dileyelim. Tüküren var. Tüküren var. Ya leş, rezil rezil şeyler seyrettim ben videoda. Bence kaynı, o sosyal medyada, sosyal medya. Var bu yüzden ya. Ne diye? İlla damada eziyet edecek. Anne de kıyamıyor. Yapma olma böyle şeyler diyor. Sen ne karışıyorsun kadın falan? Ya korkunç TikTok bence şeyler. Ama o sosyal medyada komiklik olsun diye yapılmış olmasın. Abi komiklik için falan değil. Böyle 1000 tane video çıktı. Artık kahvenin içine ne koyacaklarını şaşırdılar. Evet saçma bir gelenek bana göre de. Tamam eskiden beri var o. Deterjan falan koyuyorlar abi. Falan. Ve sonra deterjan koyuyorsun kahveye ve evleniyor mu çocuk gene? Ya geri zekalı bence. Deterjanla ölmezsin ki yani. Midesi. Ölmesi mi lazım abi? Yani orada bir işte midesi bozuluyor, hastaneye gidiyor, şu bu falan. Hiçbir şey olmamış gibi. Zehirlen olabilir. Türk. Bence bizim geleneğimizde deterjan koymak yok. Tuz koyabilirsiniz. Gökhan sana soracağım. Atalarımızdan kaldı diye her türlü gelenek göreneğe böyle kör körüne bağlı kalmak zorunda mıyız? Hayır abi niye olalım? Niye bir yenilik yapamıyoruz bir türlü? Yapabiliriz abi. Birçok gelenek de yok oluyor zaten. Ne mesela? Bildiğin mesela senin çocukluğunda olup artık olmayan bir gelenek söyle. Abi çok basitinden herkesin şimdi katılacağı bayram ziyaretleri bitti. Nerede bitti? Nerede bitti? Senin bayramın seyranın yok diye hayır, bitmiyor muyum? Hayır. Abi bitiyor. 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 Hayır, büyük yanlış. Şehirlerde bitiyor. Büyük ya şehirlerde ben... bitmiyor. Senin apartmanda bitmiş. Ama işte o da bir şey abi. Benim apartmanda ben çocukken bir gelenek vardı. Doğru. Bu gelenek doğru söylüyor. Gökhan'a katılıyorum. Doğru söylüyor. Gerçekten o gelenek onun apartmanında başlayarak... Koray'ın apartmanında, benim apartmanında, senin apartmanında derken koca bir ülke genelinde o gelenek bitti. Tabii. Lütfen bu bayramdan başlayarak tekrar geleneklerimizi canlandıralım. Büyüklerimizin elini öpelim, küçükleri bayramda Mustafa Sarıgül derhalde apartmanda. Küçüklere para verelim. Dövelim dedim ya. Abi el öperken eli çeneye koyup kafaya koyalım. Ya onu çok konuştuk. En az 10 programda şunu konuştuk. Böyle öpmeyin, beni böyle öpen nasıl olursa döverim. He? Abicim şöyle, sen öpeceksin mi kardeşim? Niyetin öp. Senin niyetin ne? Beni ziyarete gelirken benim elimi öpmek mi?
Çeneni elime değdirmek. Benim niyetim ne biliyor musun? Ne? Yaşlıyı mutlu etmek. Tamam öp abi öp şöyle. Yoksa adam şunu hissetsin ya. O da biraz şey oldu. Sonra git içeride böyle. Ama o seninki biraz şehvetli oldu abi. Ne uzatmadım ki. Böyle yapmadım ki. Ben küçük yaptım. Bazı şeyler var mesela. Anlamını bitirmiyor da değişiyor mesela. Eskiden ben dedemin karşısında bacak bacak üstüne atmamaya çalışırdım. O saygısızlık lan. Niye görenekle abi? Görenekle neler zor. Bu gelenek ya. Neden birisinin yanında karşında rahat oturduğun şekilde oturmayasın ki? Deden lan seni. Abi babanın, dedenin bilmem karşısında şöyle oturma anlıyor musun? Oturum diyor adam işte. Tamam, herhangi biri ve ne var bunda diyor ya. Herhangi birinin oturabilirsin abi. Ben yani yaşla alakalı değil o. Ama şimdi baban, deden bilmem ne yani büyüğün, aile büyüğünün karşısında evet. Ben çok böyle aile şey... Aile büyüğü değil kardeşim. Bir başka yabancı bir büyük de olsa oturmaz. Ben hatta el büyüteyim mi? Büyük. Ben babanın, annenin karşısında sigara içip böyle dumanını üflemeyi de çok doğru bulmuyorum. Annenin babanın sigara içiyor musun ki? Hayır. Tamam da içmiyor. Doğru bulmuyor. Ben hoş gözükmüyor abi. Sigara içiliyor. Bence sigara da içilmez. Sigara içiliyor. Ben işte o bozulan geleneklerden biri. Ben mesela ya. Babamın yanında rakı içeceksem izin verirse içerim yani. Hani onunla beraber içmeye o izin verirse içerim. Rakıyı sen getirirsen. Fark etmez. O içer bakarız. Evet gelelim Gökhan sana. Evet, Gökhan'cığım senin sürdürdüğün goblink mobling dışında başka var mı böyle şeylerin? Geleneklere bağlılığın? Abi bende el öpme var. Gelinlik çok stik bir şekilde devam ettiriyorum. Böyle abi, gerçek öpme mi? Bak, çok çeneli mi? Samimi öper. Evet. Ben de bu arada el öpmeyi hiç sevmem ya. Ben de sevmem. Ben hiç sevmem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de sevmem. Bak gelin bu en sene samimi. Radikal bir karar alalım. Kurban Bayramı bir başlangıç olsun. Ya da yılbaşı diyelim hadi daha iyi. 2025'e girince el öpmeyi kaldıralım. Abi benim en böyle sevdiğim... Böyle sarılalım, sarılalım, tıp 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 evet. Sırtına vuralım. Evet. Ya bravo. Tamam da dedene ne yapacaksın? Kanka ne haber de bir kere sarılalım abi. Kanka deme söyle. Canım, dedeciğim de. Abi ben hayatta bırakmam el öpmeyi. En sevdiğim şey. Mesela adam sana bayramda gel dedi, vermedi elini. Zorla öpüyorum ben. Sevdiğim şey diyemezsin. Zorla mı öpüyorsun? Çekerek böyle tabii hani... O başka bir şey değil. Ben mesela... Falan böyle veririm yani. Benim elime uzandın ya sen şimdi. Pat vururum ben. Peki ne kadar bayramda geldim. Tutarsın böyle? Öyle uzun söyle ama bildiğin net bir şekilde hani... Peki Gökhan bir şey soracağım. O öpmedeki senin beklentin ne? Hiç beklentim yok. Ben böyle alıştım. Büyüğüme karşı elin hangi mısırasını öpüyorsun? Mesela? Şu bölgeyi öpüyorum. Böyle saat yapacak şekilde ben kavuruyorum. <hayır. gülüyor> Tam şu bölgeyi öpüyorum. Çok net. Peki sen el öptürüyor musun? Tartışmasız. Hayır. Aa. Peki bu sevdiğin bir şeyi niye sürdürmüyorsun? Neden o tadı başkalarından? Ben öptürüyorum abi. Öptürüyor musun? Mesela sen kaç yaşında kaç yaşında bir çocuk genç için öptürmeye başlarsın? Abi benim elimi kaç öpmek isterse öptürürüm. Şimdi Koray geldi öptürür müsün? Lan öpüyor mu? Hadi git dersin. Devlet Bahçeli gibi kendini öpüyor musun? Kimse. Bak ben severim gelin öpün kardeşim. Abi ben 10 yaşına kadar öptürürüm. Ben parası neyse veririm de elim öperin. Ama para verme. Para verme alışkanlığı çocuklara kötü bir alışkanlık. Hiç çocuklara. Değil abi. Asla değil mi? Abi o senin nekesliğin. Evet çocuklara para verelim. Bence de para verelim. Çünkü hem de ekonomiye bir katkı olur. Hem de çocukların para alışverişi konusundaki bilgileri benim çoğalır. Için bayramda... Şöyle yaparsın. Para verirsin. Evladım sen onu düşürürsün deyip alırsın. O da bir şey. Benim için bayramdaki en güzel şeylerden biri evet. Gidip bir büyüğün elini öpüp ondan harçlık almaktı. Eskiden de. İşte bu gelenek kalmadı. Yalnız bak bir kalmayan şey bir gelenek istiyorsanız aha bu. Ne o? Para verme. Kaldı. Yok kaldı, abicim kaldı, şimdi kaldı, dandik kaldı. Şekeri uzatıyor çocuk. Apartmanı gezenler için söylüyorum. Adam delikten bakıyor. Yani bir şey gene çocuk. Şekeri Ramazan uzatıyor gönderiyor. Ramazan davulu geleneği kalkabilir. Neyi? Müthiş manasız. Ramazan davulu evet şu andaki teknoloji açısından. Benimle her şey var. Ramazan davulcusu gerçekten çok saçma. Şu andaki teknoloji. Ramazan davulcuları bence artık bu işi suistimal etmeye başladılar. Evet. Ya bir şey çal. Bari. Bari bir şey yani çal. Bir mesela bir ritmi olsun ne bileyim böyle abi. Bir şey abi olsun. Bir şey çalarsa da. Uyandırmak değil mi kardeşim? Abicim ama davul çalmıyor ki. Sadece dal dal. Tamam işte. Zaten adam niye çalıyor onu? Uyandırmak için. Eski düzgün çalsa şeyler. Uyumaya devam edersin. O kötü çalıyor ki kim lan bu diyesin diye. Ne oluyor diye uyandı. Eskiden mani söylenirdi ama evet, mesela. Mani kalmadı. Lütfen artık Ramazanlarda mani söylensin. Ya bu kadar tembellik yapmayın. Ben mesela Ramazan davulcusunun yanına bir gitar arıyorum böyle. Güzel bir mesela. Yan flüt. Yan flüt. Gerçekten Ramazan davulu kalkabilir. Yani davulcu arkadaşlar kızmasın ama yani Ramazan'ın saat var, arkadaşlar... telefon var, şu var, bu var. Her türlü... Mesela şey de aynı düşünmüyorum. Ramazan topu. Ramazan topu var mı abi? İşte bir küçük şehirlerde var. Var, Kars'ta var. Mesela evet. Ramazan topu atılıyor. O güzel. Bir kere içine dolu unutmuşlardı hatırlıyor musun? Ama ya güm vur Allah vur, vur Allah vur ya. Dur ya. Bak benim acilen kalkmasını istediğim evet. Bir geleneğimiz var. Gelenek olarak evet.
Acilen ne? Evet. Acilen. Bir geleneğim var. O da bir yere girdiğinde merhaba deyip çıktığında hadi hoşça kalın demek herkese. Ne demesini istiyorsun? Direkt girip sohbete başlayabilirsin. Sonra da kapanış cümlesine ihtiyaç olmadan ayrılabilirsin oradan. Bu ne biçim bir ilişki tipi ya? Mekana giriyorsun. Selamün aleyküm. Hayırlı işler. Merhaba. Selam. Günaydın. Sen girdin. İki simit alabilir miyim? Nasılsın? Ne var ne yok varsa olur güzel. Tamam da adam diyecek aldı. Ki adam ne diyecek biliyor musun? Sana iki simidi verdikten sonra çırağı diyecek ki kim lan bu lavuk? İşte ya bir selam ver. Telefonda da çok karşıyım buna. Telefonda hayırlı açtım. İşler de merhaba dememek gerekir diyorsun. Abi merhaba. Ne diyeceksin abi? Alo merhaba İsmail. Merhaba Candaş. Ne var ne yok nasılsın? Sağ ol İsmail. Sen nasılsın? Onun için nasıl sen gibi? Beni arıyorsun mesela hiç merhaba nasılsın hiçbir şey yok. Ben son. Geldi mi? Ne geldi mi? Lan onu sen biliyorsun. Ne öldü mü? Para tabii. Ben son 20 yılda şey kaldırdım. Telefonla birini aradığım zaman merhaba nasılsın nasıl gidiyor ne var ne yok o nasıl bu gidiyor. Arayıp direkt şey söylüyorum. Can abi para geldi mi? Dünyanın en saçma önermesi bu. Sakın ha sakın böyle bir şeye uymayın. Kardeşim beşeri ilişkiler diye bir şey var değil mi insan hayatında? Merhaba dersin, nasılsın dersin, bugün nasıl geçti dersin. Evet, işin var mı dersin, işler nasıl dersin. Sonra bu yumuşatmadan sonra konuya gelirsin. Ben istemiyorum ya. Ne oldu geldi mi paralı? Ne parası kardeş? Para sen kimsin, nesin? İşin neyse o. Ben bir, bak bir daha bana böyle bir şey yap telefonu pat diye yüzüne kapatın. Benden başka bir şey beklemeyin. Ben bu geleneğe karşıyım. Bu gelenek değil ya bu insan bu artık bu var ya ne biliyor musun dibi yani dibi çamurdayız yani hani başka daha bir şey istemiyoruz günün nasıl geçti hafta nasıl geçti oraları sormuyoruz yani. Ben yokum beni tamam abi Candaş'ı aramayın buradan sesleniyorum milyonlara sesleniyorum az önce konuştuğum programını aramayın. Benim, kim açıyor telefonları? Simay benimle telefon konuşması yaparken lütfen merhaba ben de istemiyorum hoşça kalın. Ya zaten millet sana meraklı değil merak o da otomatik olarak söylüyor zaten öyle değil mi? Abicim böyle saçma bir şey olabilir. Ne demek yani ya? Bana merhaba deme. Ne diyeceksin? Ne haber lan mı diyeceğiz? Hayır abi aradın ne içeceksen onu söyle bana. Ne istiyorsan onu söyle direkt. Yani ne için aradıysan. Belki sana merhaba demek istedim. Evet. Ha o var ona varım. Ya onun için ya onu nasıl ayırt edeceğiz? Abi sen merhaba demek için mi aradın? Yoksa bir konuyu konuşmak için mi aradın? Bak bu da merhaba demek için aradın sen merhaba deme. Ya git. Saçmalıyor. Sakın buraları dikkate almayın. Sanki yokmuşçasına dinleyin. Candaş saçmalıyor. Öyle bir şey yok. Koray. Kurşun döktürmek. Güzel bir gelenektir. Çok kötü. Nereden? Ne işe yarıyor? Denedin mi? Denedim. Oldu mu bir şey? Hiçbir şey olmadı. Demek ki senin inancın yok. Çıkmadı. Senin içinde küçücük olsa da bir inanç abi olması bana lazım. Bana bunun bilimsel açıklamasını yapıyorlar. Ne bilimseli lan kurşun dökülüyor. Şey yapıyorlar metafizik ya. Metafizik sanırım. Zaten kurşun o şeye girdiğinde reaksiyona böyle çivi gibi olur böyle. Evet. Her zaman olur. Ona bakıp of ne nazar varmış falan filan hiçbir diyorlar. Hiçbir şey yok halbuki. Kurşun döktükten sonra bir ferahlama, rahatlama, üzerinde yükün kalktığını gören var mı? Abicim onun için kurşun sıktırman lazım kafana. Yok mu kimse kurşun dök? Bir tek ben mi kurşun döktürüyorum? Korkunç. Ben yıllar önce hala döktürürsem düzenli olarak kurşun döktürüyorum. Geçen hafta döktürdüm. Göz var abi bende. Nazar mı var abi sende? Kurşun döktürün. Bardak da çektiriyor musun? He? Bardak çektiriyor musun? Bardak çektirmiyorum. Hacamat mı? Hacamat mı? Hacamat aslında bir bu kan çıkarttı. Hacamat. Bardak çektim abi. Kurşun döktürün. Güzel bir ferahlama olur. İyi olur. Nazar boncuğuna ne diyorsun? Gömleğimin içinde boydan baya iki sıra var. Oğlum böyle kalabalığa girdiğim zaman takarım ben. Sırtında dövmesi var gibi hissettim. Yok o kadar da değil ama inanmıyorsunuz böyle ben şeylere. Ben nazar boncuğunda varım abi. Niye var? Yeni gelenekler ne var mesela? Bence şöyle bir şey var. Yeni gelenek. Ghosting. Hayır. Mesela tuvalete kadar kadına eşlik etme. Böyle bir şey var mıydı? Böyle bir gelenek. Adres belli. Yani benim tahminim ki Gökhan orada da yardım ediyor. Orada da kadını yalnız bırakmaz o. Gökhan bu yeni bir gelenek. Bence bu son 30 senenin geleneği. Evet. 30 sene evvel zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Evet abi. Değil mi? 30 sene evvel var mıydı? Veya 50 sene evvel var mıydı? Abi, sonra 50 sene önce kadın tuvaleti yoktu. Adab-ı muaşere diye bir şey geldi sonra. Yani kadınlar... Bu... Evinden bu şehirleşmede var. Evet bu güvensizlik seninki. Hayır alakası. Bu ne biliyor musun? Şehirleşmede var. Sen kendi var. Başına beceremezsin ben geleyim demek. Hayır dahası bekliyor geri götürüyor falan yani. Niye yolu bulamaz diye mi? Saygıdır abi. Ama şimdi Gökhan'a da bir nebze de inanmak zorundayız. Adam bu işlerde ünlü yani. Peki düğün geleneğine ne diyorsun İsmail? İstanbul'da büyük şehirlerde düğün. Düğün yapmak. Yaptı bu. Ben yaptım. Ben de hem de pandemide yaptım. Ben de bayağı bir düğün yaptım. Ben mesela o düğüne karşıyım. Düğüne niçin? Yapılan masrafla niçin? Daha
başka bir şey yapılabilir. Ne ya. Bir başka? Evin ihtiyacı karşılanır, bir şey olur. Ben düğünlerde... Düğünde ne var çünkü abi? Kimseyi memnun edemiyorsun. Kimseyi memnun edemiyorsun. Babacığım zaten insan... Ya, bilmiyorum tabii sizin bakışınız başka ama... işte bir kere evleniyorsun. Yani. Emin misin abi? Emin misin yani? Emin misin? Hayır. O ilkinde yapmış mıdır bilmiyorum yani. Hem de ne şey adil sultan bundan sonra daha evlendim. Sade bir yerde. İkimiz de aynı yerde evlendik. Olsun seninki niye ikiniz aynı yerde evlendiniz? Yani o çok memnun evlendim. Kaldı. Sen de orada evlen mi dedi. Yok, abi yani şimdi. Abi bu düğün işi var ya bak. Düğün yapmak değil. Düğünün organizasyonu zannedildiğinden daha zormuş. Evet. Yani sadece ben zannederdim ki düğün, gelinlik, berber. Salonu kiralayacaksın. Ulan öyle değilmiş. Ya o salon tutuyorsun, dolaşıyorsun, ona karar ver, ona karar. O başka bir şey. Ya meğersem ben hepsi toptan oluyor zannediyordum. Ulan bıçağına ayrı karar ver, çatalına ayrı karar ver, masa örtüsüne, abi, çiçeğine, abi, osuna, busuna. Ya olacak iş değil. Yapmayın ben de diyorum abi. Ki işte yapma buna abi ne bir kere giriyorsun. Var. Bak o bir şey gibi, girdap gibi abi. Çekiyor seni abi. Tamam bu gelenekten bir an evvel kurtulalım. Abi, düğün kararını damat vermiyor abi. Bence gerçekten düğünlerde çok. Damadın giydiği kıyafet tekrar gözden geçirilmeli. Özellikle beyaz ceket, beyaz takım. Mesela sakın, bizde gelin arabası yoktu. Aa bak. Ha? Bizde gelin arabası yoktu. Yürüyerek mi gittiniz? Evet. Nereye gideceğiz abi? Zaten Şişli'de oturuyoruz. Şişli'ye gittik yani. Kimi nereye götüreceğiz? Abi düğünde el öpme var bir de. Bir dakika ya. Gelin arabası yani abi istersen 20 metre yürü. Yapmadık işte abi gelin arabası. Otelde buluştuk hep beraber. Söyleseydin Candaş mesela. Ben abi süslerdi değil mi Candaş? Abicim onun dışında her şey yaptı zaten. Evet. Daha ne ya İsmail? Biz daha ne yapacağız? Onun hepsini yaptık ama gelin arabası gelin arabasını gelmedi. Şundan yırttın işte. Gelin arabasının önünü kesiyor çocuklar sen boş saat. Abi zaten vereceğim her şeyi vermişim. Ondan mı kaçacağım? Benim mesela şort tişört bana yani izin verilirse evet. Evlenirim. Düğün yaparım. Ya sen düğün yapmasın artık. Bence de yapma. Gerek. Şort tişörtle yaparım. O ben öbür izin o. İzin verilir sana. O öyle garson kıyafeti. Kim izin verilir abi? Abi işte evlendiğin düğün insan kız o kadar gelinlik giymiş falan. Sen yanında mecbur giyeceksin o şeyi penguen kıyafetini. Sen şu an evlilik kartını açtığında bu kabul edilir ben sana söyleyeyim. Öyle mi? 2024. Ben şu. Tamam. Hiç söyleme bence bu konuyu kapat. Bence sen kesin, bunu böyle dile getirme. Çünkü biliyorsun şey ne deniyor? Dünya neydi? Çekim yasası. Seni evlendirir 2020. Ne diyorsun? Hadi Allah beni mesut etsin. Yani bir devamlı. Benim itirazım olan bir gelenek daha var abi. Ne? Çekim yasası. Gelin başı ve damat tıraşı. Normalde 100 lira evet. Yapacağın şeyden 5000 lira alıyor. Berber o günü bekliyor bak, zaten. Benim de Berber o günü bekliyor. En kızdığım kız isteme ya? Sırasında gelinin anne baba dedesi dışındaki insanlar elini öpmek. Aynı sonucu söyledim. Tamam eklemek yapıyorum. Teşekkür konu ederim. Konu gereğince şey olmadı. İsmail parça olmadı. Çünkü bak ben de yok kalabalık. Şöyle deseydim ben halaya kadar öperim. Hayır. Ya bak gelinin anne baba amca dede tamam. Ama abi gelinin komşusu gelmiş orada ayran içiyor. Ya onu niye yapıyoruz abi yani? Ya benim bak bir kız istemeye gittik. Bizimkisi Karadeniz. Bir kız istemeye mi? Şimdiki eşim. Abi öyle bir eve gittik ki sanırsın evdeki bütün kızları aldık yani. Öyle bir karşılama yani. Kendisi için söylemiyor. Arkadaşıma gittik. Evet. Hayır sen bu Lazlık ne kötü şey. Hiçbir söylediği kimse anlamıyor. Bak bir kız istemeye gittik arkadaşıma. Evet. Abi bizimkisi Karadeniz'de çekirdek bir aile. Yani kalabalık değiliz. 7 kişi falan oldu yani 8 kişi. Kalabalık olmasın dedik. Biz ne bilelim öbür taraf kalabalık. Abi öbür taraf bütün akrabaları öp çağırmış. Öp Ankara, Kayseri, Mayseri hepsi gelmiş. Evin her yeri insan abi böyle. Parka dönmüş ortalık. Lan acımadılar damada hepsini öptürdüler. Ya. Abicim şöyle ya yapacaksınız. İnsan der ki bak onu yarısına basit. Kadar gelir almıyorum Allah belanızı versin gider yani. Çok basit o. Çok basit. Birinci derecede akrabalar odanın bu tarafına çekilsin. Komşular bu tarafa. Oraya. Çocuk bir kere abi komşu. Şey oldu. Ben de komşu yapmam. Çocuk şartlandı. Abi küçük büyük bakmadan sırasıyla öptü. Ne yapsın? Ne kadar seviyorsa abi. Yani yok o işe bir kere girince abi kaçamıyorsun. Evliler mi hala? Tabii. Müthiş. Bir de ama elini birinin öpmeyince olmaz ki abi. Abi sen daha hassassın bu konularda yani sen. Abi düğünde hiç tanımadığın komşunun annesinin elini niye öpüyorsun ne ya? Ne olacak? Abi ben bayılırım ya kalabalık el öpme ortamı yutar. Koray seni var ya öyle bir son bekliyor ki. O düğünde ben de olmak istiyorum. Sen zaten sen. Sen var ya bateri davulcunun bile elini öpeceksin. O günü görsün. İnşallah elini öper sadece. Abi böyle bir mantıksızlık var mı ya? Hiç tanımadığım bakteri yuvasının içerisinde saatlerce... Bakteri yuvasının... Ya öyle ya. Bir şey değil kardeşim. 10 saniye kuralı var. 10 saniyeden fazla tutma.
Benimkisi de pilot. Kaç saniye kuralı var Candaş? Yere bir şey düştüğü zaman kaç saniyede alman lazım? 3 saniye. 3 saniyede öp işte. Siz hiçbiriniz Gökhan kadar el öpmediniz. Onun için bu konuyu bilemezsiniz. En iyi o bilir. Benim bak yani şu bir kere sen 13 defa öpmüşümdür bayağı. Bir kere en azından 13 çarpı 2 öptü. O cepte. 13 çarpı 2. Değil mi? 13 çarpı 2. Abi bu bir defa öptü. Her görüşte öperim. Sen yaklaşık 1000 el öpmüşsündür. 100 bin diyorum ya. Ne meraklıymış arkadaş. Adet olarak söylüyorum. Ne meraklıymış. Gökhan var. Senin hakikaten aslında bekar kalmaman lazım ya. Bu kadar öpmeye meraklısın, sarılmaya meraklısın. Dost canlısısın, akraba seviyorsun. Niye bekarsın sen? Nasıl? Evlenmen lazım. Senin evlenmen lazım. Sen dost canlısı bir insansın yani. Candaş gibi değilsin. Mesela Candaş'a tavsiye etmem. Sağ ol abi. Yani yarım saat evli kalınmaz Candaş'tan. Bak İsmail el öpmeyi sevmiyor. Mis gibi evli. Belli ellere öpüyor. Herkes öpmüyor. Belli eller. Ben kına gecesi. Kına gecesi mesela. Bana göre de kına gecesinin kalkması lazım. Kalktı zaten. Yok mu? Bekarlığa veda. Abi o çok masraflı bir iş haline geldi. O yüzden evlilik şeyleri bire indi. Ama yok. Bazen davetiyelerde görüyorsun. Düğün burada, kına gecesi burada diye bir şey var. Abi hala var. Çok önemli. Gelin arabasının önünü kesme diye bir şey vardı. Mesela o da bitti. Bitmedi. Bitti abi. Nerede kestiğinle? Sen Hasanpaşa'ya nikah dairesine bak bakalım. Nikah dairelerinin çevrelerine bakacaksın. Allah Allah. Felaket. Nikah dairelerinin çevrelerinde oluyor bunlar. Avukunuz gibi ya. Ama genelde boşsa ya arkadaş şu boş zarf var. Yani orada kesen de biliyor zarfın boş olduğunu. Veren de biliyor ve hala o gelenek devam ediyor. Nasıl oluyor? Mesela bir masada yemek yerken en büyük kişinin o başta oturan kişinin başlamasını beklemek benim hoşuma gidiyor. Benim de. Tamam bu da saygı çerçevesi. Bu güzel bir yer. Su küçüğün sofra büyüğün. İsmail ne demek bu? Su küçüğün sofra büyüğün. Çok güzel. Şahane. Söz büyüğün. Çok güzel. Hayır, sofra. Su küçüğün söz büyüğün. Su küçüğün söz büyüğün. Sus küçüğün. Hayır. Ne susu lan? Su küçük İsmail sus. Su küçüğün söz büyüğün. Söz büyüğün su küçüğün. Sus sus. Abi su değil su değil. Sus sus. Yani sessiz abi, kal. Abi bak deyimler sözlüğüne. Telefonum yanında değil. Bak deyimleri sözlüğüne. Kubbe altı sözlüğe bak. Kubbe altı. Yok mu cep telefonundan biri baksın deyimler sözlüğü. Candaş sana bir şey soracağım. Su Şuradan. Küçüğün söz büyüğün. Hayır abi sus küçüğün sus söz büyüğün. Sus değil abi. Siz şu an atasözü ve deyimleri gündelik karşılıklarla ölçmeye çalışıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Abi programın adı zaten geleneklerimiz, göreneklerimiz. Tamam da o söz, bak o söz şey değil. O söz Ali Püskürlüoğlu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğüne bak bakayım. Ali Püskürlüoğlu spesifik olarak. Hanımefendi evet. Baktı zaten. Spesifik abi, olarak baktı, bakar mısın? Nereye bak? Konuşsun. Makalesini okudum şimdi. Kimin? TDK'nın makalesini. Türk Dil Kurumu'nun makalesini. İyi oldu. Anladık abi. Biz de onun Türk standartları esnüsü biliyorduk. Sağ ol. Ele aldığımız atasözünün ilk şekli Oğuz Türkçesindeki söz olunun su kiçininmiş. Yani. Yok Türkçe kadar gitme. Biraz gel. Son halinde ilk çıktığı yer Oğuz kaynaklarıymış. Son halinde su küçüğün sofra büyüğünmüş. Ya son doğruymuş benim ya, yazdım işte. Yok orada. Ali Püskürlüoğlu'nun deyimler ve atasözleri. Abi. Abi bu ülkede yok mu bir abi, tane Ali Püskürlüoğlu'nun? Şuraya bakarak özür diler misin? Benim işte doğruymuş. Ali Püskürlüoğlu'nun deyimler ve atasözleri şeyine bakar mısınız kardeşim? Abi bir dahaki çekim. Tamam bir dahaki çekimde Ali bakarsınız. Ali Püskürlüoğlu'nun arkasında. Ali Püskürlüoğlu'nu buldum. Bu. Ali Püskürlüoğlu 1995'te yazmış kitabı da. Su küçüğün sofra parantez içinde söz büyüğü. Tamam işte. Tamam doğruymuş. Ama bu böyle her ihtimalle kardeşim yazarsan. Ya her programda ben Ali Püskürlüoğlu'na kefilim dediği doğru. Ali Püskürlüoğlu risk almamış abi. Her programda bu cahil üyeler takımı galiba. Hayır yanlış. 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 Ali Püskürlüoğlu'nun... Ben kuşak köy öğretmenleri gibi buraya sıyamıyorum. Ali Püskürlüoğlu 1995 senesinde onu yazmış. Bir, şey bir ya. Önceki baskıya bak. 1975'teki baskıya bak. Abi benim yazdığım doğruymuş. Bana ne söylüyorsun? Ne alakası var? Sus diye bir şey uydurmuş sus orada. Sus diyor o. Ben demiyorum. Abiciğim. Su diyorum. Ben onu mu duyuyorum? Özür diliyorum. Konuyu değiştirebilir miyim? Çok hızlı konuyu değiştirelim. Süremiz çok daraldı İsmail. Yönetmenim uyarıyor. Can ben sana sorayım. Misafirperverliğimizle övünürüz ya biz. Misafirperverliğimizle. Biz gerçekten misafirsever bir toplum muyuz? Ben hiç sevmem. Sizin toplumu sorun, toplumu. Sen gazeteci olarak, güya gazeteci olarak gözlemliyorsun ya toplumu. Biz hala misafirperver bir toplum muyuz? Hayır değiliz. İsmail? Ya en son dünya... Yöresine göre abi, yöresine göre. Ya biz sence? De...
Bence misafirperveriz abi. Hala devam ediyor. Hala. Türk misafirperverliği hala devam çok ediyor. Çok net var abi. Mesela ben dağda baş böyle bayırda kalsam bir mutlaka köye gitsem. Yemek yersin. Dayak yemem, yemek yerim. Yemek yersin. Doğru. Bak böyle mutlaka bir yersin. Böyle bir sosyal medyada geçen yıl yayınlamış. Senin dediğin bu kabak galiba. Pipa bak özür dilerim. Onun belgeseli de var çok acı. Puka ama mesela mi? Geçen sene bir turist Doğu ve Güneydoğu'da geziyor. Durduğu yer bir Kürt kasabası. Ya herkes gel yemek yediyor. Gel yemek ye, açsın, aç gitme, onu yapma. Ya öyle değil yani. O kötü, evet, berbat bir, evet, örnek. Evet. Bizim gerçekten misafirperverliğimiz devam ediyor. Ya genellemek çok mümkün değil. Ben mesela Almanya'da bir misafirliğe gitmiştim. Adam kaç kişi geleceksin dedi. İki dedik, iki tane kek koydu. Bizde olsa ne tepsi, yapsın, tepsi, yani, tepsi, yani, tepsi. Abi bizde kaç kişi geleceksin diye soru sorulur. Kaç kişi geleceksin diye sorulur mu abi bize? Ben misafir çok severim abi. Sen? Evet. Hiç şimdiye kadar söylediğim... İki hoşuna gitti ben. Şimdiye kadar söylediğim profille hiç uymuyor ya. Bunu ben Gökhan dese inanırım. Misafir perverimdir ve misafir çok severim. Çok severim. Evet, doğru söylüyor. Gökhan'dır, misafirin derin öperim. Şey. Öperim. Abi ben yaşça büyükken şu 6-7 yaştan biraz daha fazla olduğu anlarım. Benim elimi öper misin mesela? Öperim. Ben de öperim seni. Öp ulan. Sen öpeceksin. Sen zaten 15 yaşındasın. Şu an öpeceksin tabii. Abi aynı yaştayız. Niye elimi öpüyorsun ya? Aynı yaşta mıyız? Can abi. Sen kaç yaşındasın? 45. Ben? 58. 55. Abi bir elini öptür seni. Elini öptür seni vallahi lütfen. Yok abiciğim. Ben öpüyorsan hemen öperim. Bak ben yok, normalde yaşta öyle... Ya şöyle şeyler var. Dur aklıma gel. Bu numaralar gelme. El öptüm Paris diyebilirim. Şöyle bir şey vardı İsmail. O da bir gelenek mi? Hurafe mi? Neyse. Bıçağı verirken deyip bıçağı verirsin. Aa, o çok, aa, bıçak şey. Elden ele verilmez. Bir yere bırakılır. Niye verilmez? Saçma. Aramız bozulur derler. Aramız bozulur. Bozulmuş niye? Bir örneği var mı? Yok abi. Hiç deneyim. Mesela bıçağı elinden alıp sokan var mı? Yok. Şu gelenekler devam edebilir. Birine yardım da olabilecek şeyler. Çocuğa altın takmak. Sınıfını geçti diye para vermek. Düğünde altın takmak bir şey. Evet. Yani böyle maddi hem manevi gururunu şeyini okşayacak adamın. Bir şeyler gelen o gelenekler devam edebilir. Ama soymaya yönelik geleneklerin bir an evvel kalkması lazım. Mesela soymaya düğün. Derken? Düğün. Düğün niye soymuyorsun? Düğüne uyuzma. Herkes birbirine takıyor. Düğün masrafı yapılacağına. Abicim sen gidiyorsun birine takıyorsun, birileri gelip sana takıyor. Abi, o öyle değil abi. O öyle değil. Yan unsurlar yani. Çok. O şey vardı bir tane ekonomist. Ya o olur mu öyle bir dayanışma? Düğün. Hayır abi o eskiden de. Sen abi altın ya. Gramı kaç para oldu? Senin haberin var mı abi? Tamam da. Sana zamanında sen gerçek yaşında evlenmiş olsaydın sana cumhuriyet takacaklardı. Gerçek yaşında. Yani evlenme çağında evlenseydi cumhuriyet takılacaktı. 20 sene geç evlendiği için bir gram takıldı. Bizim geleneklerimizde yaşlılara saygı vardır. O ihmal edilmesin. O devam etsin. Onda bir problem yok. Çocukları sevelim, yaşlıları sevelim. Onların dışında diğer bütün gelenekler kalkabilir. Bir problem yok. Kız değil isteme mi? Devam etsin mi abi? Kız isteme de devam edebilir. Tamam. Kız isteme de o kahve işini yapmayın. Kız isteme. Kız istemeye 3 kişi gidilsin, 3 kişi de karşılasın. Kız isteme bir kere hatalı bir tabir abi. Niye? Birini istemek diye bir şey yok ki anlaşmak ve ortak noktada buluşmak. Tamam da arkadaşım bu artık şimdi senin. Bu da şey var ya evlilik tebliğine gitmek. Hmm. Tebliğ etmek. Ama bu bir seremoni. O bir seremoni. Abi tanışma için bir. Abi kız istemeye gittiğin evde. Tanışma için bir bahane bu. Kızın evdir. Kızın vermeyecek olan zaten kız istemeye gelmedi. Ama adının evet. Kız isteme olması biraz... Kimi istesin? Anasını mı istesin? Allah Allah. Gelin istemedin. Abi, peki gelin isteme diyebilir miyiz? Gelin isteme diyemez abi. O dediği gibi... Tanışma diyebilir miyiz? Ben kızlar bundan rahatsız değil. Size ne oluyor? Tanışma diyelim. Kızlar bundan rahatsız olmamız. Kızlar istenmekten rahatsız değil. Tanışma tamam. Diyelim tanışma. Sor burada kadın arkadaşlar itirazı var mı? Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz şu an evet. Burada. Hayır abi diyor ki isteme diye bir şey olmasın diyor. Ne olsun abi? Adı istemek olmasın. Ama isteme gelin görme. Sahibi mi var ki onun? Gelin mesela. Görme olabilir mi? Tanışmak olur. Ya saçma sapan konuşuyor. İsmail polis abi, geldi. Tebliğ. Ne? Polis geldi. Kızı ne tebliğ abi ne tebliğ? Bak kardeşim. Aileye tebliğ ediyoruz. Kız istemeye giden heyet önceden kızın alınacağını bildiği için gidiyor evet. Zaten. Zaten tabii ön görüşme yapılmadan öyle abi, tesadüf edilmiyor. Abi zaten vermeyecek aile kız istemedi reddetmiyor ki. Biz vermiyoruz diye gördün mü? Bu şu anda modern aile yapılarında evet. Öyle. Öbür taraflarda eskiden... Bayağı görücü usulü gitme vermeme. Orada karşılaşma var. Hayır abi. Bence öyle bir şey yok. Her zaman bir ön görüşme vardır. Tesadüf ve isteme olmaz şimdi, abi. Abicim görücü usulü göreceğiz. Bu doğru. Nasıl görüyorsun? Elçi aile değil, elçi gönderiyorlar evet, önceden. Evet. Ailenin kendisi gitmiyor. Ha, niyeti varsa ona diyor ki elçi gidiyor. Biz vermiyoruz kızımızı şey bitti. Diyor, ona hayır diyebiliyorlar. Ama
aile gittiğinde öyle çok ters. Abicim kız kaçırma şeyi nereden çıkıyor? Aile vermiyor diye. Çünkü öncüyü gönderiyorlar. Tamam. Öncüye diyorlar ki ona verecek evet. kızımız yok. Öyle mi lan diyor. Kaçırıyor da. Şey neydi ya? O, hamama götürüyorlar falan ya da hamamda öyle bir şey. Evet var. O hala var. O yeniden var. Başladı sanki. Bir şey söyleyeyim. Hamam işi yine başladı sanki. Kızlar hamama gidiyor falan. Var öyle şeyler. Hayır hayır. Görüyorlar orada. Ha, görücü hamamı deriz biz ona. Evet. Bak size tuhaf evin gelecek. Kadınları gider, ailenin kadınları geline bakarlar. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani. Ayıp ama gelenek size, işte. Bak, niye erkek hamamı yok mesela? Belki var adamlarla erkek. Adamın daha öncesi bakma şansı yok ya. O zaman anne bakıyor. Hayır ayıp da adam erkek ama. Belki de adama da bakıyorlar. Biz o kısmı bilmiyoruz. Kızın babası da çocuğa baksınlar. Abicim hamam dediğin şey erkekler kısmı kadınlar kısmı yok mu? Erkekler kısmında da adama bakıyorlar. Yüzüne kim falan. Ya. Ama kadın hiç adama bakıldı ilk kez senden duyuyorum ben. İlk kez ben söylüyorum. Dünyada ilk kez bunu ben söyledim. Adama da bakılıyor. Var mı öyle şey? Sana baktılar mı mesela? Kimce baksınlar? İsmail her gün televizyonda neyine bakacaklar İsmail? Hayır hayır ama böyle bir soyup. Gelenek ve göreneklerimizi koruyalım. Onlara sıkı sıkı sarılalım. Hiçbirinden vazgeçmeyelim. Son sözlerinizi alalım çünkü yönetmenim uyarıyor. Kız isteme bitsin. El öpme bitsin. Kız isteme bitsin. El öpme bitsin. Düğün bitsin. El öpme bitsin. Ortak kararımız el öpmeyi kaldırıyoruz. Ben 1 Temmuz 2024. Şark koyuyorum. Tamam ben abi. El öpmeyi bırakmam. Çoğunluğa uymak zorundasın. Şu anda 6-7 kişi öpmeyi kaldırdık biz. Öpmeyi kaldırdık. Belli seviyelerde el öpme. Gıda öpme, kafa tokuşma. Böyle değişik değişik versiyonlar olabilir. Abi havalar güzelleşti. Evet. Bizim burada da bahçe mevsimi açıldı. Ne yapalım? Piknik mi yapalım? Ya piknik çok senin dönemin işi. Farklı jenerasyonlarda olduğumuz için. Piknik zaman böyle etkinlik gibi düşünebiliriz. Siz etkinlik mi diyorsunuz? Milli takımın maçlarını hep burada beraber izleyip. Tamam. Sadede gel. Elim boş gelme istiyorum abi. Mümkünse. Peki ben buraya ne zaman boş geldim? Şu çekmecenin dili olsa da konuşsa. O zaman elim boş gelmiyorsun diye anlıyorum. Elim boş gelmeyecek. Hiç merak etme. Güveneyim mi sana? Benim adım Can Yılmaz. Rahat yani. Ol. Koraycığım, milli takımın maçlarını sizle seyretmek cazip geldi evet. Bahçede güzel. Güzel bir şey olur. Ben de emin ol elim boş gelmeyeceğim. Sana çok güzel sürprizler var. Neyle geleceksin abi? Gözlerin böyle yuvalarından fırlayacak. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Gözlerini kapa. Kapıyor gerçekten. Ne kapıyorsun oğlum sen kamerada yok ya. Alabilir miyim malzemeleri? Koraycığım maçı seyrederken o stres altında tüketebileceğin ürünlerim var. Süper Fresh bu konuda yine bir inovasyon yaptı, bir öncülük yaptı. Türkiye'de ilk defa bu ürünleri yaptı. Bak. Nedir abi? Bir dakika arkadaşım daha lafı bitirmem. Bak şu Süper Fresh çıtır patates. Bu çıtır patates fast food'lardaki patatesler var ya onların formatında. Çok güzel yeriz. Çok iyi. Çıtır çıtır. Bak bu mac and cheese. Mac and cheese toplarıdır o. Evet mac and cheese topu diyebiliriz. Yuvarlak çünkü. Bakayım. Ne güzel yedin. Niye yedin? Bir şey sen söyledim. De böyle yiyeceksin. Mac and cheese'i. Alabilir miyim? Alayım mı? Neyi? Al bir tane. Hadi Allah razı olsun. Şeyim yokmuş gibi. Sosuna da bandırayım da. Öbürü nedir abi? Hı? Öbürü nedir? Sürpriz. Kime? Kumpir topu. Hadi be. Patates var. Sosis var. Turşu var. Oh. Kumpir bayağı bildiğin. Aslında gerçekten maç seyrederken böyle bundan biz tonlarca yeriz ya. Evet. Muhtemelen öyle. Hı? Acı kava. Maç seyrederken atıştırmalık kadar güzel bir şey yok. Galip olursak daha hallederiz. Bu stres anında aşırı dengeleyici bir evet. şey oluyor. Ha. Benim nefes hep elim gider mesela. Boğulacaksın. Bedava diye. Bunlarla geliyorsan başımızın üzerinde yerim var. Her maç bekliyoruz abi. Koray sana bir şifre vereyim mi? Ben atıştırmalıktan gelmeyeyim. Biz bunlarla büyüdük. Ürün yeni ama. Teşekkür ederiz abi. Euro 2024'te burada bahçedeyiz. Euro 2024'te herkese başarılar. Süper Fresh'e ve milli takıma. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol abi. Evet sevgili dostlar bugün... Çok hızlı oldu ve terli oldu. Burası şu anda zannediyorum 73 santigrat. Ama ona rağmen programı bitirmeyi başardık. İsmail'in bulduğu kendisine özgü bu gelenek ve göreneklerimizin korunması, kollanması programını hallettik. Ne sonuca vardık? Hiçbir sonuca varamadık. Sadece bazı geleneklerin artık tarih çöplüğünde yerini almasına değil mi karar verdik? Gökhan Ağrıç, Gökhan öpmeyi seviyor. El öpme olsun, omuz öpme, gıdı, yanak, çeşitli öpme şekilleri Gökhan, çok sevdim. Gökhan öptüğün en ilginç usul. El. Ne demek o ya? Ya kapatın abi. Bunu teaser'a koy. Tamam.
Bunu teaser'a koy. Hoşça kalın dostlar.